Sağlık İçin programından hepinize bir kez daha sevgiler, saygılar ve merhabalar diyoruz. Evet, bir hafta sizlerden ayrı kalmıştım. Çünkü maalesef boğazımda minik bir rahatsızlıktan ötürü sizlerden ayrı kalmak zorunda kaldım. Ama bugün tekrar sizlerle birlikteyim ve bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü sizlerle olmak inanın o kadar güzel bir duygu ki bunu tarif bile edemem sizlere. Ama tabii bugün aslında biliyorsunuz ki çok acı bir haberle Türkiye gündeme uyandı. Maalesef Tunceli yakınlarında orada iki şehidimiz var. Donarak maalesef iki şehidimizi kaybettik. Bunun üzüntüsü gerçekten çok büyük. Hep bu son olsun, bu son olsun diyoruz. Ama maalesef hiç son olmuyor. Umarım hükümetimiz, devletimiz, askerimiz bu konuyla ilgili inşallah çok daha güzel önlemler alırlar ve bizler de o gencecik Mehmetçiklerimizi daha fazla kaybetmeyiz. Onları çünkü yani düşünün, onlar bizi korumak için dağda, kırda, bayırda o kadar zor koşullar altında bizler için uğraşıyorlar, savaşıyorlar ki her zaman diyorum ve yine diyeceğim, Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah'ın birliğine emanet olsunlar. Tekrar başımız sağ olsun ve tüm yakınlarına, hepimize Allah'tan sabır diliyorum. Evet sevgili izleyiciler, bugün yine çok değerli bir konuğum. Yine sizlerle ve tabii bizlerle de birlikte olacak ve kendisiyle kulak, burun, boğaz hastalıklarından bahsedeceğiz. Evet, bir hafta sizlerden boğaz enfeksiyonundan dolayı biliyorsunuz ayrı kalmıştım. Tabii böyle olunca da ne yapıyorum? Hemen kulak, burun, boğazdan değerli bir doktorumuzu sizlerle buluşturuyorum. Kendisini hemen sizlerle tanıştırmak istiyorum. Çok değerli bir doktorumuz, doçent doktor Esra Eryaman. Kendisine hoş geldin diyorum. Hoş bulduk Deniz Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle başımız sağ olsun. Evet. Sonra size geçmiş olsun. Teşekkürler, çok ve sağ olun. Evet, bugün biz Esra Hanım'la birlikte biraz burundan bahsedeceğiz. Burnumuz yüzümüzdeki çok değerli bir organımız. Ama tabii biz ne kadar değerli olduğunu çok fazla bilmiyoruz. Ama işte biz bugün hocamızla birlikte burnumuzun fonksiyonlarından, ne gibi özellikleri olduğundan bahsedeceğiz. Ve hemen Esra Hanımcığım size sormak istiyorum. Burnumuzun biraz fonksiyonlarından bahsedelim. Hepimiz ne işe yaradığını, gerçekten ne tip fonksiyonları olduğunu öğrenmiş olduk. Tabii, burun gerçekten önemli bir organ. Evet. Küçük ama fonksiyonları son derece önemli. Evet. Öncelikle nefes alıyor burun. Çok önemli. Nefesi yani. Öyle sadece nefes almak değil, dışarıdan gelen havayı nemlendiriyor, ısıtıyor, yabancı partiküllerden arındırıyor ve bu şekilde vücudumuza ve akciğerlerimize, solunumuza uygun olarak akciğerlere veriyor. Yani bir tür anlamda süzgeçten geçiriyor, temiz havayı bize veriyor. Isıtıyor, ısıtıyor ve nemlendiriyor. Evet. Ve gerekli o şekilde olan havayı veriyor. Yoksa soğuk hava, bunu hepimiz aslında hissederiz. Air conditionlı havayı çok soluduğumuzda farenjit oluruz veya trakeit oluruz veya kuru öksürük başlar. Evet. Yani demek ki aslında burnumuzdan geçen ve onun doğal ısısı ve nemi olan hava çok daha farklı. Yani onu hepimiz hissederiz normal hayatımızda. En büyük, birinci görevi bu burnumuzun. Evet. İkinci görevi tabii ki koku almak. Yani kısaca iki önemli görevi var burnun. Evet, çok güzel. Şimdi ama tabii herkes bu kadar rahat burnundan nefes alamıyor. Herkes bu kadar kaliteli bir nefes alamıyor. Evet. Çünkü bazı bazılarımızın burunlarında tıkanıklık olabiliyor. Çeşitli nedenlerden ötürü. Şimdi biraz bu tıkanıklıktan bahsedelim. Burun niye tıkanır? Evet. Neden tıkanır? Evet, Türkiye'de çok fazla burun tıkanıklığı şikayeti var. Evet. Şimdi bir akut şikayetler var, geçici. Onlar tabii ki enfeksiyonlar, rinitler falan evet. Bu tür hastalıklar. Bazen polipler olabiliyor. Onlar ameliyatla tedavi edilmesi gerekiyor. Alerji ayrı bir konu. Fakat bir de mekanik olaylar var ki bu Türkiye'de çok sık rastlanıyor. Hem burunlarımız biraz deforme hem de bazen çocukken düşmeler, travmalar, özellikle
kırsal bölgede çok çocuklu olunca hani kardeşler arasında kavgalar yine veya yuvada şehirde oturan çocuklarımız erken yaşlı yuvaya başlıyorlar tabii ki. Bunlara bağlı içeride evlilikler oluşabiliyor. Doğum travması bile evlilik yapabilir veya konjeniter olabiliyor. Yani burun içerisinde septum dediğimiz her iki burun deliğini birbirinden ayıran bir ayıraç vardır. Onun eğri olması başlı başına burundan nefes alma sorunu yapan bir problemdir. Bunun yanında burun etleri vardır. Bunlar işte demin dediğim gibi havayı nemlendiren, ısıtan, özellikle ısıtan içi kan dolu organlardır. Bunlar da son derece önemlidir. Burun etleri aşırı şiştiği zaman yine burundan nefes alma sorunu başlar. Deviasyon olduğu zaman, burun kemiğinde içeride eğrilik olduğu zaman daha geniş olan tarafın burun eti sanki o bölgeye doldurmak istercesine şişer. Ameliyat yaptığımızda o yüzden ayırıcı ortaya aldığımızda şiş olan burun etini de küçültme müdahalesi yapıyoruz. Asla tamamen çıkartmıyoruz, sadece küçültüyoruz çünkü çok önemli. Burnun solungaçları oluyor. Başlı başına burundan nefes alma problemleri, tıkanıklığı yapan nedenler bunlar. Tabii ki kronik sinüzitler, tabii ki sinüslerdeki polipler, bunlar da önemli nedenler. Hem endoskopik muayene ile bunları değerlendiriyoruz, sinüsleri de genellikle bilgisayar tomografi ile değerlendiriyoruz kronik bir olay varsa içinde. Evet, yani burun tıkanıklığı deyip geçmeyelim. Aslında yani şöyle söyleyeyim, sağlıklı bir hava solumak kadar güzel bir şey olamaz. Son derece önemli. Daha sanırım bu zamanla ilerleyecek konuşmamızda bunun başka sonuçlarını da göreceğiz. Horlama gibi. Zaten. Son derece önemli. Burundan nefes almak, yani burnu tam kullanmak gerekiyor. Evet. Ağız açık uyumak. Veya ağız açık nefes alma. Ağız açık nefes alma, boğazda bir takım sorunları başlatıyor. Evet. Burundan dar bir yerden hava geçtiği zaman emme basıncıyla akciğerlere hava çekiliyor. Dolayısıyla bu sefer horlamalar, nefes durmaları, yumuşak bölgede kolapslar oluyor. Günlük aktivitelerimizi tabii ki bozuyor. Bir kere düzgün uyuyamıyoruz. Spor yaparken aktivitemizi engelliyor. Yani son derece önemli. Aynen. Aslında bunun burundan nefes almak çocukluk çağından başlıyor. Yani çocukluk çağında geniz eti büyük olduğu zaman da çocuklar ağız açık uyuyorlar. Geceleri uykuları düzensiz oluyor. Uykuda nefes durmaları yaşıyorlar. Gelişimleri etkileniyor. Yani biz erişkini konuştuk ama aslında burundan nefes almak, ağız açık uyumamak çocukluktan itibaren gözlenecek önemli bir konudur. Evet, o yüzden de bunu göz ardı etmemek gerekiyor gerçekten. Evet. Ama bir de zaten biz ülke olarak da, yani ne bileyim, böyle bana sanki bizim hani burun olarak biraz problemli bir ülkeyiz gibime geliyor. Hani böyle bir Avrupa tarafındaki hani insanlar falan böyle bir baktığımızda, incelediğimizde onların burunlarında ne bileyim daha bir yani sadece dış güzellik olarak değil ama hani şey olarak da hani içeriden de sanki daha bir sağlıklı, daha bir iyiymiş gibi geliyor bana, bilmiyorum ama siz daha iyi bilirsiniz. Doğru, bizim şimdi bizim burunlarımız deformasyon çok var. Evet. Yani yöresel olarak dışarıdan bakınca zaten bir Karadeniz burnu var biliyorsunuz. Evet, meşhur. Doğu Anadolu burunları var, kemikli, bol yapılı, etli, yağ dokusu fazla olan. Karadenizlerde de burun kemikleri fazla olan, düşük, uçları düşük, iddialı burunlar var. Ve eğrilik de çok var yani. Çok buna var, bağlı evet. olarak hani içinde de eğrilik çok var. Avrupalı insanların burun yapıları daha küçük oluyor. Hı hı. Daha düzgün yapıda oluyor. Buna paralel olarak içleri de biraz daha düzgün olabiliyor tabii ki. Bizim ülkemiz burun açısından zengin. Biraz sıkıntılı. Burun estetiği de iyi yapılıyor bu yüzden. İddialıyız burun estetiğinde. Evet, en iyi doktorlar bizi şu an Evet, tabii tabii. Neden? Evet, doğru. Öğrendik çünkü. Tabii, çünkü çok değişik burunlar var. Yani yani Avrupalı burunları düzgün, biraz daha düzgün oluyor. Bizde gerçekten problemli burunlar var ve onları düzgün hale getirmek için getirirken tecrübeleniyoruz tabii ki.
Tabii burun dışı da çok önemli, burun içi kadar nefes almada. Şey, hepsi yani, tabii, bir bütün hepsi yani. Birbirine bütün oluyor, evet. Yani burun dışı da önemli. Tabii bu kadar çok burun tıkanıklıkları, bu kadar dediğiniz gibi şekil bozuklukları olunca doğal olarak rinoplasti devreye giriyor, değil mi? Evet. Yani rinoplasti hakikaten bizim özellikle son yıllarda çok duyuyoruz ve çok son derecede önemli bir hale gelmiş, evet. Oldu. Şimdi biraz rinoplastiden bahsedelim o zaman. Rinoplasti nedir ve hangi durumlarda insanlar size başvurup bunu mecburen yaptırmak zorundayız gibilerinden geliyorlar size? Burun estetiği gerçekten dediğiniz gibi son yıllarda çok arttı yaptırmak. Evet. Çünkü güzel yapıyoruz bir. İkincisi tam yüzün ortasında ifadeyi çok etkiliyor. Çok. Böyle kalın derili, büyük, uzun, kemikli olan burunlarda ifadeyi sertleştiriyor. Burun yüze uyumlu olduğu zaman ifade yumuşuyor. Gözler ortaya çıkıyor. Gerçekten ifade yumuşuyor. Ayrıca insanlar artık daha düzgün görünmek istiyorlar iş ararken, iş girişimlerinde, sosyal hayatlarında. Kendilerini rahatsız ettikleri zaman eskisi kadar böyle büyük bir olay değil burun estetiği yapmak. Bir sürü teknik gelişti. İnternet var, araştırıyorlar doktorlarına, Instagram var, Facebook var veya yapılanlara soruyorlar. Kolaylıkla bize ulaşabiliyorlar ve çok kolay teklif edebiliyorlar. Çünkü gerçekten düzgün görünmek, almış oldukları eğitimin yanında fiziksel olarak da daha düzgün görünmek istiyorlar. Bu da önemli bir konu tabii çok doğru. Ki yani insanın bununla rahat etmesi. Abi birçok hasta var ki yok ben burnumu çok seviyorum diyor, başka bir hava veriyor kendisine, o da... Yani illa herkes olmak zorunda demiyorum. Rahatsız olan kişiler rahatlıkla bize ulaşabiliyorlar ve günden güne bu sayı çok arttı. Özellikle kadınlarda daha çok var değil mi hocam? Yok yani, erkeklerde de var. Hayır kesinlikle sayı eşit. Az gibi. Hayır hiç eşit erkekler mi? Neredeyse eşit yani hiçbir fark yok. Evet, çünkü erkeklerin de iddialı. Yok metroseksüel demeyelim. Yani daha cuma günü bir hastamı ameliyat ettim. Hatta onunla bir söyleşi yaptım. Yayınlayacağım da. Niçin burun estetiği olmak istiyorsun? Hocam çok önemli. Hakikaten küçük bir yüzü var ve kocaman bir burnu var yani yüzünde. Evet. Ve dedi ki yani hocam dedi artık bunca sene bunu taşıdım, taşımak istemiyorum çünkü kendimi iyi hissetmiyorum. Bir, ikincisi işe girerken kendimi iyi hissetmiyorum. Ay. Kendine güveni eksiliyor. Üç, sosyal çevrede kendimi iyi hissetmiyorum. Neden bu kadar üç tane şey iyi hissetmesin? Yani değil mi? Yani bu da önemli bir şey. Kesinlikle. Ama derse ki hocam benim yüzüm küçük, burnum kocaman ama ben bunu çok seviyorum. Ne bileyim tiyatrocuyum, oyun buyum yani ben bununla mutluyum ve bu bana bir tarz kazandırıyor. Ona da tamamız yani. Tabii yani. Biz hasta hasta ne istiyor, ne düşünüyor, neyle mutlu onu öncelikle şey yapıyoruz, irdeliyoruz. Kesinlikle burun estetiği olmayan hastaya burun estetiği yapalım diye öyle bir ısrarımız asla yok. Bu kişi ne istiyorsa kendisiyle. Hatta nasıl şu var, kendisine. Çok güzel burun geliyor bazen yüzüne uygun. Onu diyoruz yani bu çok güzel burnun, buna pek bir şey yapmayalım. Gösteriyorlar böyle resimlerde havaya kalkmış burunlar falan. Yani ben bunları yapmak istemiyorum. Burnunuz çok güzel, yüzünüze de uyuyor. İsterseniz ucunu biraz düzeltelim şeklinde de konuşuyoruz. Evet. Yani inanmadığımız bir şey de yapmıyoruz. Şimdi zaten İki taraflı. Dolgular molgular da çıktı burunlu estetik. Evet, ben kulak burmaz uzmanıyım, cerrahım. Dolayısıyla o evet. işlerle uğraşmıyorum. Sadece ameliyat yapıyorum. Peki şimdi burun ameliyatından sonra... çok böyle ağrılar, morluklar olabiliyor mu? Mesela hani ya da bu çok mu uzun sürüyor, kısa mı sürüyor? Belki yok, onları böyle bir yani vardır. Bir iki gün süren morluk oluyor, olabiliyor. Kişiden kişiye değişiyor. Ağrısı çok olmuyor kesinlikle burun ameliyatlarının. Bir haftada işimiz bitiyor zaten. Bir hafta alçı var burun sırtında. Bir hafta sonra alçıyı çıkartıyoruz. Tabii ki ödemlerin geçmesi bir süre alıyor. Yani ilk resmi bir ay sonra alıyoruz, ikinci resmi 6 ay sonra alıyoruz. Ödemlerin, şişliklerin çoğu 6 ayda bitiyor ama bir 6 ay daha veriyoruz ki tam otursun burun diye. Bir sene sonra artık kalıcı haline geliyor. Düşme falan gibi şeyler diyorlar. Ya şimdi düşme mu? Çok hastalarda yani söylüyor artık o da herhalde zamanla yok olacak. Çünkü burun estetiğinde prensipler değişti. Prensipler şöyle, çatıyı sağlam tutmayın. İstiyoruz. Yani çatının sağlamı. Yani burun estetiği almak değil zaten. Burun estetiği düzeltmek olabilir. Burnu büyütmek olabilir buruna göre. Burnu küçültmek olabilir. Hı hı. Bütün bu işlemleri yaparken önemli olan
bir evin inşaatı gibi altyapıyı sağlam yapmak. Evet. Yani burnun kıkırdak dokusuna, burnun kemik çatısına, burnun kıkırdak çatısı ve uçtaki kıkırdak altyapısına saygılı olmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz bütün onları destekleyerek ameliyat yapıyoruz. Hı hı. Yani bu çok önemli. Dolayısıyla düşmeler olmuyor. Yani düşmeden kasıt herhalde ödemler geçince burun ucu sarkıyor veya burun sırtı iniyor aşağıya. Ondan bahsediliyor sanırsam. Yani çatıya saygılı olunduğunda, çatı dokusu desteklendiğinde her zaman ameliyatta böyle bir sorun gerekiyor. Olmuyor. Evet. Yani tabii bu konuda tecrübeli olmak gerekiyor. Bir, zaten son 15-20 yılda nosyon çok değişti. Yani burun estetiği bu hale geldi. Yani çatıyı sağlam yapmak, burun ucunu sağlam yapmak. Yani bütün dünyada burun estetiği bu. Belki 50 sene önce, 40 sene önce daha çok almak üzerine de burun estetiği. Evet. Şimdi artık gerçekten yeni bir oluşum yaparken buruna saygılı olmak. Çok önemli. Nefes almada da bu çok önemli. Doğru. Yani burun sırtını çok küçülttüğümüzde, burnun kemik çatısını yok ettiğimizde hasta zaten nefes alamaz. Çünkü burnun içinden nefes alınan alanın bir çatısı var. O çatı yok olduğu zaman ve düştüğü zaman alan zaten azalıyor. Azalınca sonra var bölgesine zarar veriliyor, yine nefes alamaz hasta. Burun ucunun desteği azalıyor, yine nefes alamaz. Burun kanatları yok edilirse, burun kanatlarımızı açıp kapatabiliyoruz biliyorsunuz. Evet. Ve dolayısıyla hava girişi rahatlıyor. Yine nefes alamaz. Dolayısıyla burnun çatısını yok edersek hastaların nefes alması zaten problem olur. Dolayısıyla yani burnun altyapısına ve iskeletine saygı duyarak ameliyat yapıyoruz. Dolayısıyla bu tür problemler olmuyor. Ne olabiliyor? Biraz daha mesela burunda kemik kalmış olabiliyor. 6-8 ay sonra bir törpüyle geçebilir. Bazen rotasyonlar olabiliyor devi, yani dışı da eğri olan burunlarla. Bir 8 ay sonra tekrar el atmamız gerekebiliyor. Çünkü revizyonlar her zaman burun estetiğinin arkadaşı. Yani bazen biz istiyoruz, ben buna biraz daha dokunayım. Bazen hasta istiyor ama bunların hepsi minör. Yani küçük, ufak tefek dokunuşlar. O hiçbir zaman bu 3-4 kere yaptıran insanlar bir daha yatıyorlar yani burunlarını düzeltmek için. O zaman bu 3-4 kereden sonra bir daha 5.'ye yeniden minik de veya 3-4 kere olmaması gerekiyor. Çünkü ne kadar çok ameliyat burun o kadar çok deforme ediyor. Şey olur yani, yorulur. Mukozası küser, akıntılar başlar. Onun için o kadar fazla ameliyat önermiyoruz burunda. Sanatçılardan görüyoruz ya da bazı insanlar işte 5. ameliyatın oluyor, 3. ameliyatın oluyor falan diye. Tabii bilemiyorum onu. Yani şunu diyeceğim. Burun sırtını çok küçülttüğümüz burun sırtı yok olduğu zaman ona ne yapsak orijinal haline gelmiyor. Hatta ben hastalarıma diyorum, bir ay sonra gözlük kullanabilirsiniz. Bugünkü gözlükler çok hafif, ağırlığı güzel. Yok. Çünkü çatıyı çok bozmuyoruz ve saygı duyuyoruz kemik çatıya. Dolayısıyla yani saygılı olmak burun dokusuna son derece önemli. Yani hiçbir zaman çok almamak, saygılı olmak ve ölçülü ameliyat yapmak son derece önemli. Evet, bu yani işte hep hani doğru bildiğimiz yanlışlar vardır ya hayatımızda. Aslında şimdi düşünüyorum da burunla ilgili bile ne kadar çok doğru bildiğimiz yanlışlar varmış. Şimdi hemen o aklıma geldi. Çünkü biz onunla ilgili hep her şeyi böyle doğru bildiğimiz sanıyoruz ama maalesef şimdi çıkıyor bunlar ortaya. Ama tabii bilmek zor iş, uzun tecrübe gerektiriyor. Aynen. Çok okuduk bunları yapmak evet. için. Çok okuduk, çok ameliyat yaptık. Evet, çok tabii. şey öğrendik. İşte büyüklerimiz, maalesef, hocalarımız, biz, kendimiz, hastalarımız sağ olsunlar. Ortada çok kolay yanlış değil. Bilgiler olunca tabii işte böyle kolay yanılıyoruz. Biz de maalesef herkes iki şey okuyunca çok şey bildiğini söylüyor. Evet, öyle o bir, yüzden de. Öyle bir şeyimiz var. Aslında bir şeyi en iyi yapmak lazım. Bilmiyorum diyemiyoruz yani nedense. Yol soruyorsunuz, tarif etmeyi. Ya bilmiyorum. Yani bilmiyorum yani. Bilmek zorunda oluyor. Da değilim ayrıca yani her bilmiyorum konuyu. Bilmiyorum ama sanırım şuradaydı evet, falan gibi olabiliyor. Yani bilmek zorunda da değiliz her şeyi. Aynen. Sorabiliriz yani kesinlikle, bilene. Kesinlikle. Ama tabii bu sorular lazım. Şöyle, o konu çok güzel bir konuya değindiniz bu arada. Ben tabii genç bir kulak burmacı değilim. Yok canım, maşallah çok iyisiniz daha. Hadi. Yani tecrübeli bir kulak burmacıyım. Bunu diyecek kadar tecrübelendim en azından. İlk zamanlar mesleğe başladığımızda şey yoktu. Hatta beeperlar vardı, cep telefonu bile yoktu. Ve komşular vardı o zaman. Herkes gelirdi, Ayşe Hanım şöyle demiş, Fatma Hanım şöyle demiş, ne diyorsunuz? Biz söylüyorduk, hatta o öyle demiş, onunki doğru mu diye.
Bir de böyle şeyler vardı. Evet, onlarla bakalım. Mücadele ettik. Geldik bu çağa. Bu çağda tabii komşu mamşı kalmadı yani. Instagram'ı var, Facebook'u var, osu var, Google'u var, interneti var. Yani hani hangi birisine cevap? Biz yine anlatıyoruz hani bilen olarak. Ve yine işte Instagram'da şöyle yazıyor, birisi böyle yapmış da Facebook'ta şu vardı da Google'da böyle diyor, ne dersiniz filan. Bütün sosyal aslında bütün medya, bunları, bütün evet. bunları kaldırıp bu kafadan kaldırıp soruları direkt olarak kişiye, uzmana sormak ve ondan bilgi almak daha doğru olur çok diye daha düşünüyorum. Doğru, evet. Evet gerçekten. Bir de bu ameliyatla ilgili bir yaş aralığı da olduğunu düşünüyorum evet. ben. Şimdi kaç yaşla kaç yaş arasında bu ameliyatlar en sağlıklı bir şekilde yapılabiliyor? Yani sizin ergenlik dönemini geçirmiş olmaları gerekiyor. Yani çünkü, kaç? 17-18? Tabii o civarlarda. Çünkü burun gelişiyor. Hı hı. Gelişme çağında ve onda öncesinde dokunmuyoruz. Çünkü gelişim noktalarını bozuyoruz. Bu sefer gerçekten eğri büğrü gelişebilir. O yüzden biraz sabır ve ergenlik çağını bitirdikten sonra yapıyoruz. Yaşlılıklarda bizim için bir şey yok. Ne zaman isterse yapıyoruz hastalarımıza. Evet zaten yani belli bir yaştan sonra da artık sorun olmuyor. Önemli olan 18'ini geçmiş evet. olması gerekiyor. Ama 40-50 yaşlarında çok burun estetiği yaptırmak isteyen var. Yaşlı değil tabii ki. 40-50 yaşlı değil. Yok biz artık genciz. Ben 56 yaşındayım. Yok canım maşallah. yani bizim yaşlarımızı da çok isteyen var. Mesela o zamanlar çok ciddiye almayıp ben bir değişiklik yapacağım diyen çok kişi var o yaş civarında. Peki da, ameliyatlarda açık teknik mi, kapalı teknik mi daha çok tercih edilebiliyor? İlk zamanlar açık kapalıyla başladık biz burun estetiği yapmaya. Şimdi neredeyse tamamen açık teknikle yapıyorum ben. Dünyada da daha çok açık teknik tercih ediliyor. Çünkü bu demin dediğim iskelet yapısına sağlam tutmak için olan bir sürü teknik açık teknikte çok daha rahat oluyor. Çok daha rahat olabiliyor. Evet. Sevgili izleyiciler, şimdi biraz reklam aramız var. Ondan sonra yine tekrar sizlerle birlikte olacağız burada. Öneri sistemleriyle her yıl yüzlerce şirket milyonlarca dolarlık kazanımlar sağlıyor. Yaptıkları tek şey çalışanlarının önerilerini dinlemek ve doğru olanları uygulamak. Şirketlerin bu konuda yaşadığı en büyük sorun, çalışanlarınızdan gelen kağıt üzerindeki yüzlerce öneriyi hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirememek. İşte size taptaze bir yöntem, online öneri sistemi. Online ortamda verilen öneriler çalışanlarınız tarafından puanlanabilir ve yorum yazılarak gelişmesine katkı sağlanır. Öneri komiteleri tarafından kolay bir şekilde değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda iyi puan alan ve yorumlarla geliştirilen önerileri sistem üzerinden ilgili bir sorumlu atayarak hayata geçirebilirsiniz. Gelen önerileri aylık, haftalık, günlük raporlayabilir, kategori ve departmanlara göre sıralayabilirsiniz. Dilerseniz çalışanlarınızın öneri durumlarına göre performansını da değerlendirebilirsiniz. Öneri online sistemiyle yüzlerce öneri alarak sizler de firmanızı büyütebilir, kar sağlayabilirsiniz. İnovasyon için online öneri sistemini tercih edin. Hobik Teknoloji 0212 873 73 37 0532 561 22 23. Thank you.
dinleyiciler, kısa bir reklam aramızdan sonra yine sizlerle birlikteyiz ve bugün biliyorsunuz işte doktorumuz Esra Eryaman bizimle birlikte. Doçent doktor Esra Eryaman'la burundan bahsediyoruz, burnun fonksiyonlarından ve tabii rinoplastiden bahsediyoruz. Hemen rinoplasti ile ilgili son birkaç soruyu daha sorayım. Ondan sonra horlamaya geçmek istiyorum. Çünkü horlama da çok yine burunla ilgisi var tabii bir ki. Konu, evet. Ama şu tamponları çok merak ediyorum. Burun estetiğinde. Şimdi herkesin korkulu rüyası. İşte tamponlar çıkarılırken canım yanar şimdi mı? Burun estetiğinde bu nefes alır mıyım filan? Rinoplasti sadece burun estetiği. Rinoseptoplasti burun estetiği ve içini yapmak. Yani ikisi beraber. Bir de tip plasti var, burun ucunu yapmak. Şimdi burun ucunu yaptığımızda tampon koymuyoruz. Rinoplasti yaptığımızda da pek yani eriyen bir şey konulabilir. Ama deviasyonu yaptığımızda burun etleriyle birlikte muhakkak tampon koyuyoruz. Bir gün sonra alıyoruz. Böyle bir yağlı tamponlar var fabrikadan çıkan. Yani özel imalat. Dolayısıyla onlar acı vermeden çok çabuk çıkıyor. Burun kanlı bir organdır. Kanar. Kanar. Kanadığı zaman, kanamaya başladığı zaman durdurmazsak daha çok kanar. Bu sefer hasta korkar. Daha çok zorlu işler. Dolayısıyla bir gün tampon koyuyoruz. Kanama önemli. Yani bir gece dayanmak zorunda bir gün. Peki nefes alıp vermede problem oluyor mu mesela? Bazen içinde oluklu incecik splitler var. Onu koyup sonra tamponu koyabiliyoruz. Bir takım alternatiflerimiz var ama bir gece bir gün nefes. Zaten deviasyon olanlar uzun süre nefeste problemli olmuş olan insanlar. Alışıklardır nefes almamaya. Yani bir gece daha almayabilirler. Ya da grip olduğumuzda da. Tabii. Bir gün sonra alıyoruz. Evet, bir gün sonra alınabiliyor. Yani hakikaten insanı gitti böyle ameliyat olası geliyor ya. O kadar güzel anlatıyor ki. Şimdi bir de burun estetiği kötü yapıldığı zamanlarda olabiliyor. Tabii kötü örneklerde olabiliyor. Siz mesleğiniz gereği bunları böyle gördüğünüz zaman ay bu kötü yapılmış, ay keşke daha iyi yapılsaydı, ben olsam bak böyle yapmazdım, böyle yapardım gibi dediğiniz durumlar hiç olabiliyor mu hayatınızda? Yani kötü yapıldığını anlayabiliyor musunuz dışarıdan baktığınızda? Tabii ama majör kötü yapılanlar var. Bir de minör. Minör olabilir. Burada bir sorun yok yani. Hı hı. Her zaman burun estetik. Çünkü hafızası var kıkırdakların. Bazen düzeltiyoruz, o hafıza gidiyor, yine kıvrılıveriyor. Aha. Yani çok önemli, çok çok problemli burunları ameliyat ediyoruz. Onları ilk etapta böyle o hafızayı kırmak için biz neler yapıyoruz? Burun içine kıkırdaklar ekliyoruz, kenarlarından destekler koyuyoruz. Aha. Ama yani burun hareketli bir organ, o yüzden heyecanlı zaten. Çünkü her ay değişiyor. Bir kere önce hastaların, kişilerin sabırlı olması gerekiyor, doktorun da öyle. Gerçekten burun her ay değişiyor. 6 ayda ödemin çoğu geçiyor ama bir 6 ay daha var aslında bazı şeylerin geçmesi için. Dolayısıyla bir sene oturması süresi oldu diyelim. Yani bu süreyi sabırla beklemek gerekiyor. Her gün aynaya bakıp da burnumun burası böyle oldu vah vah diye o bir haftadan sonra başlanırsa işimiz var demektir. Hem kişinin kendisi de işi var hem bizim de işimiz var. Dolayısıyla hani burun estetiği olma ya karar verme olgunluğunda olmak gerekiyor. Psikolojik olgunlukta olmak gerekiyor. Ameliyat olduktan sonra buruna bakmakla ilk 6 ayda vedalaşmak gerekiyor. Yani gerçekten her gün aynaya bakmakla değişiyor çünkü. Dediğim gibi kıkırdakların hafızası var. Yani bazen bir şeyler olabiliyor. Onları ufak düzeltmelerle düzeltiyoruz. Ama majör problemler, burun çatısının uçurulması, burun ucunun çok kalkması, burun kanatlarının tamamen alınması. Doğrusunu isterseniz onlara artık çok çok fazla rastlamıyoruz. Çünkü iyi eğitim veriliyor Türkiye'de. Bu tecrübe gerektiriyor. Zaten hemen uzman olur olmaz ameliyat yapmaya başlanılmıyor. Yani majör problemler gün geçtikçe daha az görüyoruz. Evet, o yüzden söyleyebilirim. Evet. Problemlerimizi daha az görüyoruz. İndirgemiş buluyoruz. Şimdi horlama konusuna girelim. Çünkü horlama aslında bizim ülkemizde gerçekten çok önemli bir konu. Evet. Ve daha çok burundan kaynaklanan sanıyorum bir konu. Ama öncelikle siz hani bu işin uzmanı olarak biraz horlama nedir? Bize bir anlatır mısınız? İnsanlar niye horluyor? Tamam. Çok önemli çünkü gerçekten. Aslında şimdi burun estetiği ilgili bir konu da aklıma geldi. Söyleyebilir miyim horlamaya geçmeden? Zaten değinmediğimiz hiçbir konu kalmasın. Çünkü izleyicilerimizi bilgilendirmek amaç burada. Yani burada kişinin ameliyat olmaya karar veren kişinin kendisiyle ilgili fikir sahibi olması gerekiyor. Evet. Ve ameliyat olmaya kesin kararlı olması gerekiyor.
Ve gerçekten o demin dediğim psikolojik olgunluk seviyesi son derece önemli. Ona orada sağlam olması gerekiyor. Etraftan kolay etkilenmemesi gerekiyor. Evet. Doktorunu seçtikten sonra ve ikna olduktan sonra ki doktor seçiminde zaten ön görüşmeler yapıyoruz. Hastanın, kişinin resimlerini çekiyoruz. Photoshop programlarıyla konuşuyoruz. Karşılıklı bir iletişimimiz oluyor. Emin olduktan sonra çok fazla etrafa kulak verip öyle miydi, böyle miydi, şu muydu, bu muydu diye kafasını, kendi kafasını karıştırmasına izin vermemesi gerekiyor. Bu çok önemli bir şey evet, oluyor konu. Bizim için konu. Aynı zamanda doktorun da kişiyi algılaması gerekiyor. Karşıdaki ameliyat olmak isteyen kişiyi algılaması gerekiyor. Onu iyi anlayabilmesi gerekiyor. Aslında bu iki taraflı bir uyuşma olması gerekiyor. Doktoru güvenmek, doktorunla gerçekten bütünleşmek de çok önemli. Tabii. Değil mi? Yani kendi isteklerini iyi anlatabilmek, doktorun o istekleri iyi anlayabilmesi ve onlara saygı duyması gerekiyor. Ne doktor kendi ne diretmesi ne de hastanın bir diretmesi olmaması gerekiyor. Yani karşılıklı iki tarafında duygusal olgunlukta olması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir iş burun estetiği ve sabır isteyen bir iş gerçekten. Ameliyatı yaptıktan hemen sonra sonuç belli olmuyor. Bir uzun bir süreci beklemek gerekiyor. Yani doktor ve hekim yani. Karşılıklı o süreçte görüşüyorlar zaten hep. Geliyorlar, resimler alınıyor falan. Yani doktoruyla bu süreç bitene kadar iyi iletişim içinde olması gerekiyor kişilerin. Ya zaten herhalde neredeyse ben öyle bir ameliyat geçirsem herhalde doktorun kapısında yatarım yani her dakika ne oldu, ne bitti, bir şey oldu mu diye. Ay çok kötü bir hasta olurum diye düşünüyorum. Öyle olmayın, yok gerek yok. Doktor onu anlatıyor, biz anlatıyoruz zaten. Bir ay sonra resim istiyoruz, sonra unutun, 6 ay sonra resim istiyoruz, ondan sonra konuşuyoruz diye. Ay çok güzel. Ya aslında keşke her doktor böyle sizin gibi böyle olsa. Öyleyiz zaman... aslında hepimiz aynıyız ama evet. Yani işte o olgunlukta olmak gerekiyor. Evet, yani bu çok önemli bir şey. Tabii aslında şöyle bir şey de var. Allah doktorlarımızı başımızdan eksik etmesin. Çünkü gerçekten çok büyük bir emek. Sizler olmasaydınız ne olurduk bilemiyorum. Çünkü hakikaten bazı doktorlarımızı yapılan çirkin şeyler oluyor maalesef ülkemizde. Bunu ben şiddetle kınıyorum. Çünkü yeri geldiğinde mucizelere tanık olduğumuz, o mucizeleri gerçekleştirebilen doktorlarımız bu çirkin davranışları gerçekten hak etmiyorlar. Siz de etrafınızda böyle çirkin davranışlı insanlar görürseniz lütfen onları bir şekilde uyarın ya da gerekli güvenlik yerlerine bunları bildirin. Çünkü bu tür olaylar olmaması gereken gerçekten çok çirkin olaylar. Doktorlarımız bizim başımızın tacı. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Gerçekten. Yani saygı herkese, kesinlikle. Toplumun her kesiminde herkese saygı. Eskiden bir saygımız vardı. Doktor olarak saygınlığımız çoktu. Evet. Ama herkese saygı vardı. Öğretmene saygı, hocaya saygı, üniversite hocasına saygı, doktora saygı, öğrenciye saygı. Çok önemli. Biraz maalesef. Saygımızı herhalde bir yerlerde bir şeyler oldu ama biraz bilmiyorum. Biraz zedeledik galiba. Evet, biraz mı? Yani. Neyse ben kibar olayım. Evet. Biraz diyeyim diye de izleyicilerimiz kırılmasınlar. Şimdi horlamaya geçelim hocam. Şimdi horlama gerçekten nedir? Neden oluşuyor? Evet, horlama şimdi aslında burundan girdik konuya ve yine horlamadan çıkalım. Çünkü onun sonucu. Horlama bir hastalık değil, şikayet. Hı hı. Aslında hastalık adı olan uyku apne sendromu. Uykuda nefes durması. Horlama bir belirti, bir şeyin belirtisi. Şimdi hafif horlamalarda, şimdi kısaca aslında biz uyuduğumuz zaman burnumuzdan nefes alırız. Ağzımız kapalı olur. Arkadan hava gider. Demin söylediğimiz gibi nemlenerek, ısıtılarak ve güzel bir şeyde akciğerlere gider. Şimdi burun tıkanı olduğu zaman dar bir yerden hava geçerken dar bir yerden geçiyor hava. Akciğer çok fazla efor kullanarak emme refleksi yaparak havayı burundan alır. Bu emme refleksi yaparken tabii yumuşak dokularda çekilir. Evet. Dolayısıyla sarkmalar oluşur. Nerede? Yumuşak damak bölgesinde, faringste, bademciklerin arkalarında, yumuşak damak bölgesinde. Dil kökü de gelir bazen. Ağzımızı açarız bir süre sonra. Dil kökü de devreye girer. Emme basıncı devreye girer. Ondan sonra bir anda nefes durması olur, kilitlenir orta. Ondan sonra ister istemez ağzımızı açarız, uyanırız, debelenerek tekrar uykuya devam ederiz. Horlama, kolaps, nefes durması, ağız açma şeklinde gider. Bunlar apne oluyor. Evet. Şimdi bu sayı düşüktür veya çok çok minimaldir ve horlama vardır. Bunun tedavisi var. Bu sayı orta derecededir. Bunun da tedavisi var. Bu sayı çok ileridir.
O zaman da tedavisi var. Bir kere bunlara bakıyoruz. Öncelikle baktığımız yer burun horlamada. Evet. Burunda bir kemik eğriliği varsa, dediğim gibi bir polipler varsa, burun etinde büyüme varsa, herhangi bir tıkanıklık yapacak neden varsa önce bunu açıyoruz. Bu işin yüzde neredeyse yani 50'si diyebilirim yani. Burun kapalıyken hiçbir şekilde horlamanın diğer konularına bakmıyoruz. Burnu açmamız birinci şartımız. Evet. Ondan sonra da yumuşak damak bölgesine bakıyoruz. Dil kökü büyük mü? Bademcikler birbirini öpüyor mu? Yumuşak damak küçük değil, sarkmış mı? Onlara bir takım müdahalelerimiz var, onları yapıyoruz. Peki çok, tedavi edilmesi gereken bir şey anladığım kadarıyla. Tabii, çünkü nefes durmaları yani horlama konfor seviyemizi düşürüyor. Yani bir otel odasında. Daha çok horlayan değil de yanındaki insanların daha çok konfor düşüyor. Tabii işte onu demek istedim. Arkadaşlarınızla bir odada kalıyorsanız genç insanlar bile horlayanlar geliyorlar. Aynen, arkadaşlarımla aynen. Aynı odada kalamıyorum diyorlar. Veya karı koca arasında bu sefer odalar ayrılıyor filan. Tabii bırakın, ki bunlar. Biz turneye gidiyoruz mesela evet. Tiyatroda ve böyle tabii yani herkese bir oda tutma gibi bir lüksümüz olmuyor evet, turnede. Çok güzel öyle. Mecburen kız kıza bir odada tabii. Kalıyoruz. Ama tabii kızlarda bile içimizden bazısı öyle kötü horluyor ki. Tabii. Yani horlayana bir şey yok da bizler uyku uyuyamıyoruz. Tabii, gerçekten o yüzden. Çok sıkıntılı durumlarda olabiliyor. Çevrenin konforunu bozuyor. Evet, horlama. Biz uykusuz kalıyoruz evet. Bu yüzden ama tabii ne yapalım böyle şeyler de olabiliyor. Ama tabii tedavi edilmesi evet. Kesinlikle gerekiyor. Böyle durumlarda önce buruna bakıyoruz. Evet. Şimdi horlama böyle çevre konforu değil. Tabii hafif horlamalarda hafif ağız açılıyor. Ağız açılıyor yani horlandığı evet. için. Ağızda kuruluk oluyor, farenjit oluyor falan bunlar oluyor. Ama apne sayısı veya hipopne dediğimiz nefesin tam durması veya %50 azalması bunların ikisinin ortalaması var. Orta derecede ise bu sefer bu uykumuzda düzeni bozuyor. Derin uykuya geçemiyoruz bir türlü. Hep yüzeyel uykuda çalkalanıp duruyoruz. Uykumuzu tam almadan yorgun bir ifadeyle göz altlarımız şişmiş, konsantrasyonumuz düşmüş. Hatta yataktan kalkmak istemeyerek kalkıyoruz. Uyuyoruz ama belki de uzun uyuyoruz bir sürü insana göre ama bir türlü dinç kalkamıyoruz. Yani uykudan verim aramıyoruz. İşte burada apne ve hipopne sayıları yükselmiş demektir. Şöyle söyleyeyim hastalarımızdan gördüğümüz gerçekten. Burun deviasyonu ve horlama ameliyatı yaptığımız bu hastaları bir süre sonra izlediğimizde gençleşmiş görüyoruz. Aa. İfadeleri değişiyor. Çünkü uykudan verim alıyorlar. Apne sayıları yok oluyor. Derin uykuya geçiyorlar. Sağlıkları düzeliyor. Peki bunun tedavisi nasıl yapılıyor? Yani şimdi mesela en azından şu anda çünkü kimse horlamak istemez. Hem kendi rahatı için ve çevresindekiler hı-hı. için. Eminim izleyicilerimiz çok merak ediyordur. Bunu nasıl tedavi ettirelim diye soruyorlardır şu an. Ben duyarlı önce kulak boğaz doktoruna gelmeleri gerekiyor. Evet. Muayene ediyoruz. Burunda bir problem var mı yok mu? Küçük dil bölgesi nasıl? Buradaki anatomik problemlere bakıyoruz. Hı-hı. Eğer çok fazla nefes durmaları varsa o zaman uyku laboratuvarına ...lığımız var zaten hastanede. Orada uyku testi yapıyoruz. Laboratuvarda apne ve hipopne indekslerine bakıyoruz. Ama çok ileri derecede olanlarda. Ameliyattan fayda görmeyecek olan hastalara sadece burunu açıyoruz. Hı hı. Ve işte bir takım rahat uyutabilen cihazlar var onları öneriyoruz. Ama daha çok kulak burun boğazcı olarak bizim karşılaştığımız grup... orta ve hafif derecedeki apne sendromu olanlar, onlara ameliyat öneriyoruz. Bir kere burun ameliyatı hepsini öneriyoruz. Ne olursa olsun burunu açmak gerekiyor. İkinci etap yumuşak damağı yaptığımız basit ameliyatlar var. Onları yapıyoruz. Bademcikler çok iriyse, büyükse, birbirini öpüyorsa onları alıyoruz. Yani o bölgeyi, farenks dediğimiz o bölgeyi açacak, rahat uyumamızı sağlayacak, kolaps olmasını engelleyecek. Türde ameliyatlarımız var. Bu ameliyatlar da zaman geçtikçe değişti ve ilerledi. Mesleğe ilk başladığımız yıllarda neredeyse yumuşak damağın çoğunu çıkartıyorduk. Ama artık şimdi son derece konservatif, koruyucu ameliyatlar yapıyoruz. Yine küçük dilimiz duruyor, yumuşak damak duruyor ama horlamamız olmuyor. Evet, çok güzel. Şimdi artık vaktimiz çok azalıyor. Evet. Hemen kısa bir şey daha sormak istiyorum. Çünkü bu hakikaten önemli bir konu. Bununla ilgili bir ilaç var mı? Ya da bu burun bantları
Kullanmasını öneriyor musunuz? Her gün bant yapıştırmak var, bir de bir kere ameliyat olup düzgün yaşamak var hayatta. İşte yani evet. Evet. Ya hiç ameliyat varsa... olmak istemeyen, ya bunu bunun bir adı vardır. Yani şunu burun deliğinizi şöyle yaptığımızda hepimiz rahat nefes alırız. Valvler açılıyor. Bant da onu yapıyor. Onları doğru kaldırıyor evet, yukarıya. Biz onları kaldırmadan içeriden ameliyatla düzeltiyoruz ama ameliyat olma ilaç alıyordur, ameliyat olma kontraindikasyonu vardır falan. Tabii ki takabilirler yani. Orada bir sorun yok yani. Onunla ilgili bir şey yok. Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik ama kapatmadan önce hemen hepimizin öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diyoruz. Çünkü yarın değil, öbür gün yani pazartesi günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız hep birlikte. Ben Kadıköy'de Fener Alayı'na katılacağım. Oradaki yürüyüşe katılacağım. Muhteşem bir coşku, muhteşem bir güzellik oluyor. Hepinizi bekliyoruz. Katılın bence bütün Fener Alaylarına. Çünkü bu bizim cumhuriyetimiz. Evet. Bizim ülkemizin cumhuriyeti. Ve bugün aslında ben büyük bir hata yapmışım. Ben niye kırmızı giymedim ki? Ama sağ olsun doktorumuz Esra Hanım kırmızı giymiş. Çok düşünceli davranmış. Hiç olmazsa benim yapamadığımı... Sizin adınıza da giyindim. Evet. Benim adıma da giymiş olun. Öncelikle kutluyorum sizi gerçekten. Sizin de herhalde Cumhuriyet'le ilgili söyleyecekleriniz vardı bayramımızla ilgili. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Var olsun. Var olsun ve Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diyoruz. Evet. Ve hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet diyoruz ve tüm izleyicilerimize buradan sevgiler gönderiyoruz.